Merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager 2019 4 sezonluk macera video konseptimizin bugünkü konuğu Trabzonspor'un yeni transferi Donis Avdijaz olacak arkadaşlar. Donis'in 4 sezonluk performansına bakacağız simüle ederek Futbol Manager 2019'u. Bana kalırsa çok yetenekli bir oyuncu. Mental anlamdaki sıkıntılarını aşarsa biraz mental anlamda sorunlu bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Özel yeteneklere sahip bir oyuncu. Geçmiş kariyerinde de bu yüzden çok çıkış sağlayamadı mental sıkıntılar yüzünden Trabzonspor'a çok faydalı olacaktır. Hatta şöyle diyeyim, yarın Fenerbahçe maçı var biliyorsunuz. Abdülkadir Ömür yok. Çok büyük eksik, çok büyük eksik. Yusuf Sarı ile başlayacaktır muhtemelen Ünal Karaman. Çok bir şansı da yok elindeki kadroda yeterlilik konusunda. Ama ben o bölgede Donis'in değerlendirebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Pırpır bir oyuncudur, gezgin bir oyuncudur, etkili de olabilir. Yani teknik yönü bence Yusuf'a göre daha iyi bir oyuncu arkadaşlar. Takım savunmasında belki sıkıntı çıkartabilir. Ama hücum anlamında Abdülkadir Ömür'ü illaki yaratacaktır. Ama Yusuf Sarı'dan da daha iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Evet, şimdi ne yapacağız? 4 sezon boyunca Donis'in Futbol Manager 2019'daki detaylı profiline bakacağız. Mevcut yetenek rakamı yükselmiş mi ona bakacağız. Kaç maç oynamış? Trabzon'da kalmış mı? Başka bir takıma transfer olmuş mu? Bu gibi donelere bakacağız arkadaşlar. En azından güzel vakit geçirmeye çalışacağız bu videoda. Evet, şöyle bir bakalım. Başlangıç bonservis bedeli 1,6 milyon euro ve ofans ve senelik 331 bin euro kazanıyor şu an Trabzonspor'dan. Bu sözleşme tarihi yanlış arkadaşlar, onu söyleyelim. Bir ofansif orta saha merkez oyuncusu ama gördüğünüz üzere çok yönlü bir oyuncu. En azından ofansif orta sahanın, hatta orta sahanın da her bölgesinde, hatta forvet bile oynama imkanı sunuyor profil bize. Yani çok yönlü olması ciddi bir avantaj diyebiliriz. Daha önce kanalımızda teknik, zihinsel ve fiziksel olarak detaylı biçimde analizini yapmıştık zaten arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere teknik özellikleri gerçekten yaşına göre iyi. Zihinsel de sıkıntılarını görüyorsunuz siz de. Fiziksel ise bence bir kanat oyuncusuna ya da bir ofansif orta saha oyuncusuna göre hiç fena değil. Şöyle Efe Meteor rakamlarına da bakalım. Başlayacağımız rakamlara bakalım. Mevcut yetenek 117, potansiyel yetenek 135. Güzel güzel rakamlar. Yani ciddi bir gelişim potansiyeli veriyor bize Efe Meteor rakamları. Bakalım 4. sezon sonunda bu mevcut yeteneğini potansiyel yeteneğine yaklaştırmış mı Donis, ona bakacağız. Evet, yavaştan başlayalım. 1. sezona gidelim arkadaşlar. Bakalım Donis 1. sezonda neler yapmış. İşte karşınızda Donis Avdijaj'ın Futbol Manager 2019'da 1. sezon macerası. Evet, Donis ilk sezon 36 maçta oynamış. 20'si ilk 11 olmak üzere 4 gol, 1 asist, 1 sarı kart, %64 pas isabeti, %53 isabeti ve 6,80 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Çok ilk 11 oyuncusu olamamış ilk sene ama maç sayısı hiç fena değil arkadaşlar. 6,80 oyuncu ortalama puanı ise ortalama bir sezon geçirdiğini söylüyor. Kötü diyemeyiz ama iyi de diyemeyiz. Ortalama bir sezonu geride bırakmış. Ligde 20 maç, 9'u ilk 11 olmak üzere 1 gol, 1 asist, %65 pas isabeti, %50 şut isabeti ve 6,78 oyuncu puanı ortalaması. Türkiye Kupası'nda 5 maç, 4'ü ilk 11 olmak üzere 1 gol atmış, 6,82. Uluslararası maçlarda 11 maç, 7'si ilk 11 olmak üzere 2 gol, 6,82 oyuncu puanı ortalaması yakalamış. Milli takım performansı çok iyi. 7 maçta 5 gol, 1 asist, 2 kez maçın adamı ve 7,57 oyuncu puanı ortalaması. Evet, milli takımda coştuğunu görüyoruz. Şöyle bir profiline bakalım. Profilinde evet yükseliş var arkadaşlar. Yükseliş var. Gücünü arttırdığını görüyorum. Ufak zihinsel yükselişlerde söz konusu. Şöyle bir bakalım Efe Meteor rakamlarına. 117'den başlamıştık. 120'ye çıkmış. Evet, ilk sezon mevcut yeteneğini en azından 3 puan da olsa yükseltmeyi başardığını görüyoruz. Donis'in bu olumlu. Bu olumlu noktası. Forma sayısı, formada giydiğini görüyoruz Trabzonspor'da. Aslında kadroda düşünülmeyen bir oyuncu da olmaması sevindirici bir nokta. Piyasa bedeli de 2,6 milyon euroya gelmiş. Yeni sözleşmesinde de maaşı da 524 bin euroya çıkmış arkadaşlar. Her anlamda artış var. Hem piyasa bedelinde, hem mevcut yetenekte, hem de maaşında diyebiliriz. Bakalım sakatlık yaşamış mı, ona bakalım. Hayır, sakatlık da hiç yaşamamış. 2016'daki sakatlığı işli şu an. Burada evet, hiç fena bir ilk sezon değil. Bence hiç fena bir ilk sezon değil. Ve Trabzonspor kadrosunda kendine yer bulduğunu görüyoruz Donis'in arkadaşlar. Ve mevcut yeteneğini yukarı doğru taşıdığını görüyoruz. Şimdi ikinci sezona gidiyoruz. Bakalım ikinci sezon yükselişine devam etmiş mi Donis, ona bakacağız arkadaşlar. İkinci sezon önemli bence. Eğer ikinci sezon kötü geçtiyse üçüncü, dördüncü sezonda kötü geçme ihtimali yüksek. Evet, işte karşınızda Donis Avdijaj'ın 2000 Futbol Manager 2019'da ikinci sezon macerası.
Evet, ikinci sezonda 23 kez ilk 11'de sahaya çıkmış. 4 kez yedek. Toplam 27 kez 2 gol, 9 asist. Evet, asist sayısındaki artış dikkat çekici. 2 kez maçın adamı. %71 pas isabeti, %44 şut isabeti ve 6.93. Evet, 6.80'den 6.93'e çıktığını görüyoruz ortalama oyuncu puanının, ki hiç fena bir oyuncu ortalama puanı değil. Süper Lig'de 23 maç, 21 ilk 11 olmak üzere 2 gol, 8 asist, 2 kez maçın adamı. %71 pas isabeti, %44 şut isabetiyle 6.91 oyuncu puan ortalaması. Türkiye Kupası içinde ise arkadaşlar 4 maç, ikisi 11 olmak üzere bir asist yapmış, 7.05 oyuncu puan ortalamanı yakalamış. Ve milli takım kariyeri biraz düşüş olmuş. İlk sezonda çok daha başarılıydı. 3 kez ilk 11'de, 4 kez de yedekten olmak üzere 7 maçta 2 gol, 1 asist, 6.88 oyuncu puanına erişmiş Donis. Ama fena değil. Ortalama puanı da fena değil. En azından birinci sezona göre performansının da yükseldiğini söyleyebiliriz. Özelliklerine baktığımızda yine özelliklerde ben ufak da olsa yükseliş seziyorum. Özellikle zihinsel anlamda ön sezi, kararlılık gibi özelliklerde yükseklik sözüyorum. Bir bakalım mevcut yeteneğine. Mevcut yeteneğine 122'ye çıkmış arkadaşlar. Yine yükseltmiş. Evet. Yine yükseltmiş. Ufak da olsa, çok ciddi bir artış olmasa da mevcut yeteneğini 122'ye çıkartmayı başarmış Donis. Bu da sevindirici noktalardan biri ikinci sezonun sonunda. Piyasa bedeli de 4.4 milyon euroya gelmiş ve yıllık 803 bin euro kazanmaya başlamış. Hem bonservisi artmış ikinci sezonda, hem maaşı artmış, hem de mevcut yeteneği artmış. Aynı zamanda ortalama oyuncu puanında da artış söz konusu. Yani ilk sezona göre daha iyi bir performans Donis'ten. Bakalım sakatlıklarına bakalım. Sakatlık da yaşamış ama çok ciddi değil. 2 gün, 3 gün ve 2 gün sakatlıkları olmuş. Öyle çok ciddi bir sakatlığı da yaşamamış. Evet, daha iyi bir sezon geçirmiş Donis ikinci sezonunda. Bakalım üçüncü sezonda bu sürekliliği sağlayabilecek mi? Ona bakacağız şimdi arkadaşlar. İşte karşınızda Donis Avdijaj'ın Futbol Manager 2019'da 3. sezon macerası. Evet, 3. sezondayız. 41 kez ilk 11'de oynamış. Ciddi bir artış söz konusu. Tüm maçlarda oynadığını görüyorum. Ligde 34 arkadaşlar. 41 kez formaya girmiş genel anlamda ilk 11'de. 8 gol, 6 asist, 14 gole katkı hiç fena değil. 3 sarı kart, %72 pas isabeti, %34 şut isabeti ve 6.80 oyuncu puanı ortalaması. Evet, aslında skorer anlamda iyi bir sezonu geride bırakmış. Tüm maçlarda oynamış ama oyuncu ortalama puanı birinci sezonki oyuncu ortalama puanına geri döndüğünü söyleyebiliriz. Ligde 34 maç, 6 gol, 2 asist, 3 sarı kart, %73 pas isabeti, %30 şut isabeti ve 6.75 oyuncu puanı ortalaması. Kupada 7 maçta 2 gol, 4 asist ve 7.03 oyuncu puanı ortalaması yakalamış Donis. 3. sezonda Trabzonspor'un as oyuncusu olduğunu görüyoruz en azından. Oyuncu puanı ortalaması kötü diyemeyiz. İyi de diyemeyiz 6.80 genel oyuncu puanı ortalamasına. Ortalama bir sezonu geride bırakmış Trabzonspor'un Kosova'da oyuncusu. Baktığımız zaman evet, fiziksel anlamda yükseliş devam ediyor. Yine ön sezide ve teknik anlamda da ilk kontrolde yükseliş var arkadaşlar. Hatta ciddi bir yükseliş söz konusu. Bakalım mevcut yeteneğine. Mevcut yeteneği ne olmuş? 128'e gelmiş mevcut yeteneği. Evet, mevcut yeteneği en çok geliştirdiği sezon 3. sezon olmuş diyebiliriz. Gayet iyi bir gelişim. 117'den başladık ve 3. sezon sonunda 128'e geldik. Hiç fena bir gelişim göstermediğini görüyoruz Donis'in FM 2019 kariyerinde. Şöyle, piyasa bedelinde 5.75 milyon euro ve senelik 899 bin euro kazanıyor arkadaşlar. Yine piyasa bedelinde, maaşında ve mevcut yeteneğinde artış söz konusu. Bu önemli doneler. Trabzonspor'un da as oyuncusu olmayı başarmış 3. sezonda. Sakatlığına bakalım. Sakatlık da yaşamış. Sakatlık da yaşamış ama 2 gün, 2 gün çok ciddi sakatlıklarda yaşamaması da çok ciddi bir avantaj tabii ki. Evet, en azından yavaş yavaş formayı kaptığını gördük Trabzonspor'da. Mevcut yeteneğinin üstüne kattığını gördük. Piyasa bedelinde artış söz konusu. Maaşında artış söz konusu keza. Bakalım bu sürekliliği 4. sezonda, yani son sezonumuzda sağlayabilecek mi? Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Belki de başka bir takıma transfer oldu, bilemiyorum. Şimdi son sezon verilerine bakacağız. İşte karşınızda Donis Avdijaj'ın Futbol Manager 2019'da 4. sezon macerası. Evet, 4. sezon, yani son sezondayız. 44 maça çıkmış. 42'si ilk 11 olmak üzere 6 gol, 9 asist, 15 gole katkı. Yine iyi bir istatistik diyebiliriz skorer anlamda. 3 kez maçın adamı, 1 sarı kart, %72 pas isabeti, %49 şut isabeti ve 6.88 oyuncu puanı ortalaması. 3. sezonun üstüne de çıkmayı başarmış oyuncu ortalama puanı anlamında arkadaşlar. Lige bakıyorum hemen. Ligde 32 maç, 31 ilk 11 olmak üzere 6 gol, 6 asist, 2 kez maçın adamı, 6.88 oyuncu
oyuncu puan ortalaması. Kupada 3 maç, ikisi 11 olmak üzere gol veya asist yapamazken 6.77 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Uluslararası maçlarda en başarılı performans orada gelmiş. 9 maçta 3 asist, bir kez maç adımı ve 6.92 oyuncu puan ortalamasını yakalamış Donis. Evet, en azından Trabzonspor'un as oyuncusu olduğunu ve istikrar ve sürekliliği sağladığını görüyoruz. Donis ile ilgili olarak FM 2019 macerasında. Profiline baktığımızda öyle çok ciddi bir gelişim yok ama. Üçüncü sezona göre çok ciddi bir gelişim olmadığını görüyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım isterseniz FM editör rakamlarına. 129, evet, çok az da olsa yine bir gelişim sağlamış. Evet, 117'den başladık ve 129'la bitiriyoruz. İyi bir gelişim. Gerçekten iyi bir gelişim diyebiliriz. 6 puanlık bir fark var potansiyel yetenek rakamıyla arasındaki hemen hemen tamamladı diyebiliriz arkadaşlar. Gelişimli Donis için sürekliliğini sağladığını, istikrarını sağladığını, skorer anlamda etkili olduğunu da söylemek mümkün açıkçası. Donis'in FM kariyerinde kaliteli bir oyuncu zaten arkadaşlar. Piyasa bedeli 6.25 milyon euro yükselmiş durumda. Senelik 899 bin euro kazanıyor. Yani piyasa bedeli 4 sezonda hep üstüne koydu. Bunu da belirtmekte fayda var. Şöyle sakatlık geçmişine de bir bakalım isterseniz. Yine çok ciddi bir sakatlığı yok. 3 gün, 2 gün, 2 gün, 8 gün gibi sakatlıklar var. Bu da önemli. Bu da önemli. Sağlam bir oyuncu olduğunu görüyoruz Donis'in. Evet, gayet başarılı bir 4 sezonluk macera videosu oldu Donis için arkadaşlar gerçekten. Mevcut yeteneği arttı, bonservis bedeli arttı, maaşında artış var. Trabzonspor'da maç sayısını devamlı arttırdığını gördük. Oyuncu ortalama puanı ise çok iyi olmamakla birlikte ortalama seviyelerdeydi. Hiç fena da değildi. Kötü kesinlikle diyemeyiz. Zaten yetenekli bir oyuncu. Bu uzun sezonda şans bulacaktır. Ben size söyleyeyim. Kesinlikle şans bulacaktır. Yavaş yavaş takıma adapte olacaktır. Çünkü Envakame, Abdülkadir bu ikiliyle koca sezonun geçmesi mümkün değil. Abdülkadir Ömür ikilisi de koca sezonun. İşte Abdülkadir Ömür yarınki Fenerbahçe derbisinde olmayacak. Yusuf Sarı mı oynayacak? Bilemiyorum ama Donis değerlendirilebilir. Ben değerlendirebileceğini düşünüyorum. Pırpır bir oyuncu, çevikliği yüksek bir oyuncu, tekniği hiç fena olmayan bir oyuncu. Ama mental anlamda işte o sıkıntıları, yani kafasını futbola vermesi lazım. Biraz sorunlu bir oyuncu, bunu da söyleyelim. Yoksa arkadaşlar gerçekten o Schalke zamanında çok büyük bir potansiyeli vardı. Çok büyük potansiyeli vardı. Avrupa'nın önemli kulüpleri kendisini inceliyordu. Ama bu sorunlu karakteri sebebiyle kariyerini istediği gibi şekillendiremedi. Trabzonspor bunu başarabilirse, mental anlamda Donis'i sezonu hazırlayabilirse bence sezonun en önemli transfer hamlelerinden biri olabilir gerçekten. Maliyet anlamında zaten çok ciddi bir yük yok Trabzonspor'a. Saha içinde de performans alınabilecek bir oyuncu. Muhakkak değerlendirilmeli. Gerçekten. Yani Obi Mikel'e mesela çok şans veriliyor. Benim gördüğüm kadarıyla Donis'e de verilmeli arkadaşlar. Kalitesinden hiç şüphem olmayan bir oyuncu. Değerlendirmesi gereken oyuncuların başında. Belki de yarın 11 başlar görürüz abi. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Evet arkadaşlar, bir Futbol Manager 2019 4 sezonluk macera videosunda sonuna geldik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hep gelişimi olan videolar her zaman candır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.